Vahap Munyar Trafo'ya eksiden girdi. Kilo başı ihracatta 11 doları, ciroda 100 milyon doları yakaladı. Çalışma hayatına 1980 yılında TEDAŞ'ta başlayan sabit dağ suyu, bir süre sonra ayrılıp evinin bahçesinde pano üretimine girdi. Sonra ETAP Elektriği kurup taahhüt işleri için kolları sıvadı. Ancak 2001 krizinde zora girip kepenk indirdi. O günler 2002 yılında Tarsus Amerikan Kolejinden mezun olan küçük oğlu Yusuf Cenk Dağsuyu'nun aklında şöyle kaldı, sabahları okula giderken babamın cebinden para uçururdum, farkına bile varmazdı. 2001 krizinde babamın cebindeki para tomarı küçüldü. Benim cebinden para aldığımı fark etmeye başladı. Bir süre sonra babamın cebinden para alamaz oldum. Çünkü yoktu. Baba Sabit Dağ suyunun cebindeki paranın suyunu çektiği günlerde Tarsus Amerikan Koleji Müdürü, Yusuf Cenk Dağ suyunu çağırdı, okul taksitin ödenmedi. Yusuf Cenk Dağ suyu, başı önünde eve döndü, evimizin bulunduğu sokağa girdiğimde bir başka üzücü olayla karşılaştım. Evimize haciz gelmişti. 2002 yılında okulu bitirdi ama Tarsus Amerikan Koleji yönetimi diplomasını vermedi, okula borcunuz var. Ödenince diplomanı vereceğiz. Gerçekten de kalan borç ödendikten sonra Yusuf Cenk Dağsu'yu diplomasına kavuşabildi. Aynı yıl babasıyla birlikte trafo üretimine girdi, biz aslında işe sıfırdan beter bir noktadan, eksiden başladık. Çünkü babam ilk batışını yaşamıştı. 2004'te abim Hakkı Mert Dağsu'yu da bize katıldı. 2002-2003 döneminde ürettikleri trafoların çoğu yandı. Tarlada trafoyu kullanan çiftçilerden şikayetler yöneldi. Sizden aldığım trafo yandı. Ekipleri her yanan trafoyu inceledikten sonra aynı teşhisi koydu. Malzeme hatası var. Elektrik mühendisi olan Hakkı Mert Dağsuyu, aldığı eğitimin bilinciyle projeyi inceledi, durumu saptadı. TEDAŞ'ın eski formları uygulanmış. Trafolar o nedenle yanıyor. Dağsuyu kardeşler durumu değerlendirdi. Yaptığımız trafolardan 180'i yandı. İki kardeş kafa kafaya verdi, önemli bir karar aldı, babamla amcamı bir süre sahadan çekelim. Çünkü, piyasada bir güven kaybı söz konusu. Batış yaşadığımızı öğrenen bankacı, kredi talebimizde yüzümüze bakmıyor. İpotek karşılığı bile kredi kullandırmıyor. Zamanla işler adım adım toparlandı, baba sabit dağ suyu beta enerjinin yönetim kurulu başkanlığı, oğulları Yusuf Cenk Dağsuyu ve Hakkı Mert Dağsuyu da yönetim kurulu üyeliklerini üstlendi. Şeref Oğuz'la Adana'ya yolumuz düştüğünde temsilcimiz Selçuk Altun rehberliğinde Beta Enerji'ye gittik, fabrikayı gezip Dağsuyu Suyu Kardeşler ve Beta Enerji Genel Müdürü Ahmet Ünal ile sohbet ettik. Yusuf Cenk Dağsuyu, Suyu, ilk trafo ihracatını Senegal'e gerçekleştirdiklerini belirtti, ilk ihracat geliri bize ulaştığında hoşumuza gitti. Hemen SGK'ya borcumuzu ödedik. Ardından Filistin'e ihracat yaptık. O günlerde Yusuf Cenk Daha Suyu pazar arayışları çerçevesinde Benin'e gitti. 5 bin dolara sattıklarına eş güçteki trafoların perakende fiyatının 45 bin dolar olduğunu gördü, üstelik kuyruk vardı. Afrika'nın bizim için derya deniz pazar olduğunu gördük ve bölgeye yöneldik. Şirketimizi Afrika pazarı sayesinde büyüttük. 2008 yılı sonlarında borçlarını bitirdiklerinde amcaları Sami Dağsu'yu ayrılmak istedi. Böylece o tarihten itibaren Beta Enerji'de baba Sabit Dağsu'yu ile uğulları Yusuf Cenk Dağsu'yu ve Hakkı Mert Dağsu'yu yola devam etti. Beta Enerji'nin cirosunu merak ettik, Yusuf Cenk Dağsu'yu yanıtladı, 2300 milyon dolar ciro ile geride bıraktık. Cironun yarısı ihracattan sağlandı. 60 aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa bir numaralı pazarımız. Münih'te ofisimiz var. Bunun üzerine kilo başına ihracat gelirlerini sordum, paylaştı, kilo başına ihracat gelirimiz 10-11 dolar. Ürettiğimiz trafodaki ithal malzeme oranı %35 dolayında. Batışı yaşayıp, 2002 yılında yola, eksiden çıkan dağ suyu ailesi, 22 yılda trafo üretimiyle başarı öyküsü yazmış görünüyor. Ciro 100 milyon liraya çıktığında profesyonel genel müdür transfer etti. Beta Enerji Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Cenk Dağsuyu, 2018 yılına döndü, 2018 yılında Ciro'muz 100 milyon liraya çıktığında, ailece oturduk, konuştuk, karar verdik, biz bu büyüklüğü yönetmekte zorlanabiliriz. En doğrusu iyi bir profesyonel genel müdür transfer etmek. Beta Enerji Genel Müdürü Ahmet Ünalı işaret etti. 2018'deki karar üzerine profesyonel genel müdür arayışına girdik. 2020 yılında Ahmet Bey'i transfer ettik. Bu noktada abisi Hakkı Mert Dağ suyuna döndü. Babamla amcamın ortaklıkları döneminde yaşadıkları bazı sıkıntılar bize ders oldu. Eşlerimizin şirkete, fabrikaya gelmemesi yönünde karar aldık. İkimizin de eşi fabrikaya gelmez. Etiyopya'daki fabrikamızın cirosu 25 milyon dolar. Beta Enerji Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Cenk Dağsuyu, 2015-2016 yılına uzandı, 2013-2018 döneminde Etiyopya Devlet Başkanı olan Mulatu Teşome, ülkesinin Ankara Büyükelçiliği döneminde Adana'da fabrikamızı ziyaret etmişti. Devlet Başkanı olunca Etiyopya'da bir trafo fabrikası kurmamızı istedi. Fabrikayı 2016'da açtıklarını belirtti, Etiyopya'daki şirketimizin %10'u yerel ortağa ait. Yıllık ciromuz 25 milyon dolara ulaşmış durumda. Ardından ekledi, ayrıca Uganda'da test laboratuvarımız var. 130 milyon dolara tek çatıda Avrupa'nın en büyük kampüsünü kuruyor. Beta Enerji Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Cenk Dağsuyu, Hakkı Mert Dağ Suyu ve Genel Müdür Ahmet Ünal Hacı Sabancı OSP'deki mevcut fabrikada sohbetin ardından yeni yatırımın sürdüğü alana geçtik. Yusuf Cenk Dağ Suyu 130 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirtti. Hakkı Mert Dağ Suyu tesisin büyüklüğünü şöyle tanımladı: "Tek çatı altında Avrupa'nın en büyük enerji kampüsünü kuruyoruz." Şu noktanın altını çizdi: "Aslında trafo üretimi için Ankara'da daha iyi bir ekosistem var." Ancak, biz büyük yatırım için memleketimiz Adana'yı tercih ettik. Yatırım alanımız 120 dönüm. Şu teknik bilgiyi verdi. Yeni fabrikamızda daha yüksek tonajlı yüksek gerilim trafoları üretebileceğiz. Yusuf Cenk daha suyu araya girdi. Türkiye'nin en fazla dağıtım trafoları üreten ikinci büyük şirketiyiz. Ayda 100 adet üretiyoruz. Full kapasite çalışıyoruz. Beta Enerji olarak 2017'de ARGE merkezi kurduklarını bildirdi. Arge merkezimizde 50'ye yakın mühendis arkadaşımız çalışıyor. Çorum ve Tokat'ta saha GES'lerimiz var. Beta Enerji Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Cenk Dağsuyu, ilk güneş enerjisi santralini 2017'de kurduklarını bildirdi. Çorum ve Tokat'ta saha GES'lerimiz var. Mevcut GES'ler elektrik tüketimimizin %60'ını karşılıyor. Yeni fabrikanın çatısına da GES kuracaklarını belirtti. Yeni fabrikamızın çatısındaki GES 8 MW olacak. Voltgo'yu üretiyoruz depolama bataryası da üretim radarımızda. Beta Enerji Yönetim Kurulu üyesi Hakkı Mert Dağsuyu, Voltgo, markasıyla elektrikli araç şarj istasyonu üretimine de girdiklerini belirtti. Ayrıca elektrik depolamaya dönük batarya üretimi de planlarımızın arasında yer alıyor. Yusuf Cenk daha suyu araya girdi. Şu anda 85 noktada VoltGo şarj istasyonumuz hizmet veriyor. VoltGo yazılımı dahil bizim üretimimiz. Yazılımı Adanalı 4 genç arkadaş yaptı. Ardından ekledi. Mobil şarj istasyonu üretimine de başlıyoruz.